İyi akşamlar dostlar. Son haberlerle karşınızdayız. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. İran Kara Kuvvetleri Komutanı bilindiği gibi Azerbaycan'ı tehdit etmişti. İran ordusundan komutan Haydari Azerbaycan'a şunları söylemişti. İran bölge ülkelerinde Siyonistlerin varlığına müsamaha göstermeyecek ve onlara karşı çıkacaktır. Bakü ile Erivan arasında savaş sırasında davet edilen Suriyeli teröristler bölgeden ayrılmadı. Azerbaycan bunları İran sınırında kullanıyor açıklaması yapılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise daha sonrasında sert tepki verirken bu suçlamanın teröre destek veren ve dünyanın farklı ülkelerinde terör eylemleri yapmakla tanınan devletin en üst düzey subayı tarafından yapılmış olmasının ironik ve gülünç olduğu ifade edilirken, Suriyeli DEAŞ teröristlerinin Azerbaycan Savaşı'na katıldığı iddiasıyla ilgili şunu söylüyor. Azerbaycan 44 günlük vatan savaşında DEAŞ teröristlerinin kullandığı iddiasını kesinlikle kabul etmiyor. Azerbaycan ordusu topraklarını tek başına işgalden kurtarmış ve tarihi bir zafer yazmıştır. Bu iddia absürt bir açıklamadan başka bir şey olamaz. Çeşitli ülkelerde terör eylemi gerçekleştiren İran'ın bu açıklamayı yapması gülünçtür açıklaması yapılıyor. Bilindiği gibi İran'ın Azerbaycan içine sızmış çok sayıda ajanı var. Geçen günlerde özellikle Hüseyinciler isimli bir grubun bu bölgede milletvekiline saldırı düzenlediğini hatırlatalım. Tabii ki İran'da 40 milyon Türk var. Bu notu da unutmamamız gerekiyor. Günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Yine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüleyan'ı köpek yerine koyuyor. Neden bunu diyoruz? Lavrov'un İran Dışişleri Bakanı Abdüleyan'ın yerin dibine soktuğu anlar paylaşılmış. Niye arabadan inmedin şeklinde Lavrov, İran Dışişleri Bakanı'na hesap sorarken, İran Dışişleri Bakanı bekledim derken, Lavrov ise neyi bekledin açıklamasını yapıyor. Kısacası İran Dışişleri Bakanı kendisini Lavrov'un araçta karşılayacağını düşünmüştü fakat Lavrov tenezzül etmedi. Moskova'ya giden Abdüleyan karşılanacağını umarak araçtan uzun süre inmedi. Kimse karşılamayınca bir müddet sonra inerken içeride Lavrov'la tartıştığı ifade ediliyor. Bir diğer haber, Türkiye'den İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polis gücünü güçlendirmek için silah, mühimmat, zırhlı araç, üniforma ve ekipmanın törenle teslim edildiği duyuruldu. Protokolün imzalanması ile birlikte tamamı Türkiye'de üretilen silah, mühimmat, zırhlı araç, üniforma ve ekipmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polis envanterine girdiği yönünde de bölgeden güzel gelişmeler paylaşılıyor. Yine bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda 2 hafta önce teröristleri taşırken düşen PKK'lı helikopteri tahsislerinin tespit edildiği anlaşılıyor. Yine olumlu havanın devamı istense de Yunanistan'ın güvenilmediğinin sinyali verilirken Balkanlardaki karışıklığın yakından takip edildiği özellikle Sırbistan'a vurgu yapıldığını da ifade edelim. Evet dostlar, kısa bir videoydu. Akşam haberlerini aktarmış olduk. Gün içerisinde 7 video paylaştık. Hepsi uzundu. Hoşça kalın.